Zamanın aslanı Peugeot ile Görben çekimine doğru gidiyorum. Çünkü bugün sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot için soruyorum. Sesim Ajda'ya benziyorsa dedim. Bana doğru söyleyeceksin ama dedim. Sıraya geçtim. Eline, gözüne, dizine de dursun diye başladım şarkı söylemeye. Ne yapayım yani? Seviyorum pembe tüyleri. Yani bunun kime ne zararı var? Yıllarca Zeki Müren'i alkışladınız, beni niye gagalıyorsunuz? Yanlış anlaşılmasın sonra muhafazakar kontrtenör gibi başlıyor. Benim bütün oyuncaklarım elinden alındı. Annemin kıyafetlerini giymeyi çok seviyordum, yasaklandı. Sevgi dolu değilim ben çünkü. Yani öyle gözüküyorum belki ama aslında sen onda 20 bin tane açıp bırakıyorsun, seni doğuracağımı taş doğursaydım. Keşke taş doğursaydın. Sedan Hanım delirdiniz mi dedim yani. Ben mutlu olanım. Mutlu olan benim, lütfen lütfen kendi önünüze doğru ilerleyin. Ben onların hiçbiri değildim. Ailem için bir hayal kırıklığıydım. Doğdum ve zaten kardeşim olana kadar babam yoktu. Harun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Biliyorum. Harun Bey yeni bir şarkı çıkardınız. Şimdi sizin uzun bir yolculuğunuz var aslında bu müzik piyasasında. Ben sizi ilk defa çok yıllar evvel bir arkadaşım kafası karışık tenörü seyrettin mi demişti bana. İlk o zaman seyretmiştim. Mesela niye sizin şovunuzun adı Kafası Karışık Tenör? Kendim koydum o ismi. Yıllarca Avrupa'daydım. Orada işte Aşura'yla, The Sand Child, Danimarka'yla, İsveç'le bir sürü proje yaptım. Ondan sonra buraya dönmek istediğime karar verdim ve buradaki seyirciyle bir bağ kurmak istediğime karar verdim. Ne söyleyeceğim bu insanlara dedim hani sahneye çıktığımda. Ben bir opera sanatçısıyım sonuçta. Sadece arya söylemek istemiyorum ama. Çünkü bir yandan da Ajda Pekkan hayranıyım, Sezen Aksu hayranıyım. Yani dedim, böyle koydum önüme şarkıları. Ondan sonra bir baktım, karman çorman bir şey. Kafası karışık kontrtenor olsun dedim. Hem kontrtenorun ne olduğunu öğrensinler, kontrtenor repertuarından da bir şeyler olsun içinde. Hem de hem Ajda Pekkan dinlesinler, hem Sezen Aksu dinlesinler, hem Zeki Müren dinlesinler. Türkiye gibi bir program oldu yani, repertuar oldu. Ondan sonra da öyle devam etti, kaldı o üstümde. Siz opera eğitimi aldınız evet, aslında. Evet, tabii. Nerede? 6 konservatuar değiştirdim. İlk 9 Eylül Devlet Konservatuarı, opera bölümü. Ondan sonra Mimar Sinan Devlet Konservatuarı. Sonra Yıldız opera bölümü vardı. Orada okudum. Bir 6 ay kadar. Sonra hep bıraktım okulları. Çünkü kontrtenor ses için müfredatlarda yer yoktu. Yani okula tenor olarak giriyordum. Fakat istediğim repertuarda şarkı söyleyemiyordum. Barok dönem yorumcularıyız biz aslında. Ve o dönem eğitimi eski müzik okullarında Avrupa'da veriliyor. Burada o zamanlar yoktu. Biz açtırdık ama iki arkadaş. Kaan Buldular, bir diğer kontrtenor. Ben İstanbul Devlet Konservatuarı'nda ilk kontrtenor müfredata girdi. Ama benim artık kaçıncı, beşinci konservatuarımdı o. İstanbul Devlet Konservatuarı'nda nihayet kontrtenor eğitimi almaya hak kazandı insanlar. Hepsine sınavla girmediniz değil mi? Oradan oraya kaydoldunuz, oradan oraya kaydoldunuz. Hepsine sınavla girdim. Hepsine sınavla ayrıca girdim. Çünkü elimi kolumu sallaya sallaya çıktım. En baştan başladım hep. En baştan başladım, hiç şey yapmadım yani. Nasıl diyeyim? Mesela işte Mimar Sinan'a girişimi söyleyeyim size. Mimar Sinan'a girdim, çok güzel, harika, her şey yolunda. Fakat hocamdan memnun kalmadım. Hocamı değiştirmek istedim. Okul müdürü, o dönem bölüm başkanı, böyle bir okul içindeki şeyler yüzünden, sürtüşmeler yüzünden hiç müzikle alakalı olmayan bir adamdı. Benim hocamı değiştirmeme izin vermedi. Ben okulu dava ettim. Velilerle birlikte gittik, dekanlığa çıktık, annemler geldiler, herkesin böyle şikayetleri varmış. Ergen Bey dinliyorsa buradan, anneme şey demişti, işte opera bölüm başkanı olarak gittik yanına konuşmaya. Ben dedi operadan anlamam dedi. Anne nasıl yani, siz opera bölüm başkanı değil misiniz? Ay Allah uzun ömür versin yaşıyorsa. Yani öyle, konservatuarların içi de çok yıllar içerisinde boşaldı ve çürüdü. Ne yazık ki iyi eğitim veren kurum sayısı ülkede çok az. Kontrtenör ne demek? Bize bir anlatın. Kontrtenör ne demek? Bu barok döneme dayanan bir şarkı söyleme geleneği. Kadın ses aralığında şarkı söyleyebilen erkeklere
kontrtenor diyorlar. Kadın sesli, kadın rollerini seslendirebilen, o dönemki bazı yerlerinde Avrupa'nın kadınların sahneye çıkması yasakmış. Bu nedenle de kontrtenorlar kadın rollerini seslendiriyorlarmış. Bazen de kastratlar, çoğu zaman kastratlar. Kastrat dediğimizde hadım edilmiş erkekler. Blue çağında kimsesiz çocukları kilise hadım ediyormuş sesi güzel olanları, koroda söyleyenleri. Ve onlar bayağı soprano rejisterinde aryalar söyleyerek sahnede kadın, böyle bir sürü film var bununla ilgili. Farinelli filmi var. Ondan sonra insanların izleyebileceği bir de Sahne Güzeli miydi? Öyle bir film vardı. Shakespeare'in oyunlarında kadın rollerini tiyatroda da erkekler canlandırıyormuş. Kim fark etti ki sesiniz şarkı söylerken kadın sesi aralığında? Kim fark etti bunu? Ya ben mutasyon sestim. Yani şimdi mutasyon ses şöyle, blue çağında erkeklerin sesleri kalınlaşır ya, benimki kalınlaşmadı. Yukarıda kaldı, böyle bu şekilde konuşuyordum sürekli. Tamam böyle, hocam nasılsınız, evimler ne falan filan. Bunu fark eden, ilk fark eden Güzin Gürel'di profesör hocam. Bu bir aslında şey, problem. Çünkü beni insanı yoran bir şey o register'da. Ama kontrtenör olduğumu Ajda Pekkan sayesinde keşfettim. Nasıl yani? Vallahi. Ya ben 1,5 yaşımdan beri Ajda hayranıyım. O benim kahramanım. Hala da öyle. Ondan sonracığıma o ne yaparsa o büyüyünce Ajda olacağım ben. Belli yani. Şarkı söyleyeceğim. İşte aynen öyle. Ona karar verdim. Çok güldürdüm. Gülmeyin bak, hikaye gerçekten böyle başladı. 11 yaşındaydım. Ortaokulda, yani bir eşcinsel çocuk olarak inanılmaz dışlandığım bir dönem. Okulda hiç arkadaşım yok. Sadece 3 tane kız benimle görüşüyor. Ve akran zorbalığının zirvesini yaşıyorum. Aklımda şarkıcılıkta. Ajda da o sıralar 91 albümü çıkmış. Şan dersi almaya başlamış. Ben de şan dersi almak istiyorum. Ama tabii yaşım çok küçük falan. Arkadaşıma sordum, Gözde Yardan Kolundan. Hatta çok utanıyordum şarkı söylemekten. Bizim ailede müzisyen de yok. Annem eczacı, babam eczacı. Ondan sonra dedim ki, Gözde bak şimdi sana bir şarkı söyleyeceğim dedim. Sesim Ajda'ya benziyorsa dedim. Bana doğru söyleyeceksin ama dedim. Sıraya geçtim. Eline, gözüne, dizine de dursun diye başladım şarkı söylemeye. Bitirdim ve tarihi an. Gözde, vallahi benziyor dedi. Artık ne kadar benziyordu bilmiyorum ama biraz benzetebilmişim ki kariyerim öyle başladı yani. Dedim ki tamam, sesim Ajda'ya da benzediğine göre hiçbir engel yok önümde. Şan dersi alacağım, bitti bu iş. Ondan sonra şan dersi olayı başladı. Ve Ajda 1996 yılında Rumeli Hisarı'nda Cemil İpekçi'nin muhteşem barok kostümleriyle bir konser verdi İstanbul'da. Ben de İzmirliyim. Dedem İzmir'den İstanbul'a getirdi beni, o konseri izleyebileyim diye. Farinelli filmini izlemiş Ajda da, çok etkilenmiş. Tabii o zaman benim o filme ulaşabilmem için internet yok, bir şey yok. Ben onu getirttim, yurt dışından filmi izledim. Ondan sonra soundtrack'ini bir şekilde film şarkılarına aldım. Bir yandan da benim 3,5 yaşından beri psikiyatri sürecim devam ettiği için annem yüzünden psikoloğum beni başka bir danışanıyla tanıştırdı. O da konservatuarda bitirmek üzere okulu ders veren biri. Zafer Rengin Yapşan, ilk hocam. Zafer de, senin opera yeteneğin var oğlum dedi. Ben seni hazırlayayım. Girersin 9 Eylül Devlet Konservatuarı opera bölümüne. O sırada da ben Ajda'nın işte o konserini izledim, çok büyülendim. Böyle karışık anlattım biraz ama işte barok müzik aryaları, o Rumeli Hisarı, o zaman mescit yapılmamış daha. Sahnede Ajda var mescidin yerinde. Çok büyülendim Armağan Bey. Çok büyülendim ve o şarkıları kendi kendime çalışmaya başladım. Sonra hocama sordum, dedim ki ben bu şarkıları söyleyebiliyorum. Yani o seslere çıkabiliyorum. Bu ne demek? Ya dedi, kontrtenor olabilirsin dedi. Kontrtenorluk diye bir şey var. Yani barok dönemden kalma bir şarkı söyleme geleneği. Belki böyle bir şeydir dedi. Ama bilemiyorum ben de dedi yani. Hiçbir örneğiyle karşılaşmadım. Ondan sonra biz internetten araştırdık. Ben iyice kafayı yordum. Ne yapacağım, ne edeceğim? Böyle bir ses varsa, işte bende böyle bir yetenek varsa nasıl eğitim alacağım? Bunu nasıl eğiteceğim? Ondan sonra işte konservatuarları dolaşmaya başladım. Bana kim iyi bir foniyatri, sesime zarar vermeden o seslere çıkmak, çünkü çok zor kafa sesinde şarkı söylemek. Sesinizi kaybetme riskiniz var. Sağ olsun Güzin Gürel, Profesör Güzin Gürel hala İstanbul Devlet Konservatuarı'nda bir sürü öğrenci yetiştirmiştir.
dünya çapında Burak Bilgili baritonumuz, ondan sonra Hale, Soner, çok önemli isimler kazandırmış opera camiasına bir hanımefendi. Hocam oldu, 9 sene onunla çalıştık. Hatta benim İsviçre'de burs aldım sonra, İsviçre'de 2 sene eski müzik okulunda okudum, stil vesaire için. Okulumu bile o seçmiş, göndermiştir yani. Ona çok şey borçluyum. Buradan izlerse hocama da selamlar olsun, Gizdin hocama. Türkiye'nin en iyi hocasıdır. Harun Bey, ben sizi uzun yıllardır tanırım. Artık hani yakında tanıyor sayılırım. Mesela sizin müzik piyasası için fazla naif olduğunuzu düşünürüm hep. Çünkü müzik piyasası biraz yılanlık sistem. Ya bilmiyorum. Yani yani inanın yılansalar bile bana hiç o yüzlerini göstermediler. Yani onlar da profesyonel olmuş demek ki. Yani hiç hissetmedim arkamdan bir şey çevriliyorsa bile. Ama hiç şeyi anlayamamışımdır. Hani bunca yıldır uğraşıyorum, iyi bir sesim var, eğitimliyim, sahnelerim hep dolu. Hani istediğim yerde miyim? Değilim. Hala büyük kalabalıklara ulaşmaya çalışıyorum. İşte Sezen Aksu'yla düetim çıktı. Ondan sonracıma işte Aşı Arman'la röportaj yaptım. Şimdi sizin karşınızdayım. Bir türlü o bağ kurulamadı henüz, benim istediğim bağ. Tam da bunu soruyorum işte. Bunun sebebi ne olarak görüyorsunuz? Mesela ben hep şöyle düşündüm sizin için. Piyasaya göre o kadar naif ki oyunu kurallarına göre oynamıyor. Oyunu kurallarını bilmiyor olabilirim. Bunu söylüyorum yani, işte. Bilmiyor olabilirim. Oyunun kurallarını bilmiyor olabilirim. Bir de ben şey... İkiyüzlü bir sevgi peşinde, seyirci sevgisi peşinde değilim. Yani bana çok önerenler oldu. Hani bu senin özel hayatın. En başta annem. Kendisi iki tane nişan, bir tane düğün yapıp bütün dünyaya evlendiğini bas bas bağırmış. Bütün Türk halkı gibi bir kadın. Ama bana gelince eşinsel sen özel hayatın. O senin özel hayatın. Kimseyi ilgilendirmez, kimse bilmek zorunda değil. Pardon da yani beni eğer bir seyirci olarak, dinleyici olarak alacaksan, yani ben bu çocuğu seviyorum, dinliyorum, çok güzel. Bu çocuk eşinsel bir sanatçı. Bunun da beni ilgilendiren hiçbir tarafı yok. Ama yani insanlara paket olarak kendimi hep sunmak istedim. Belki o itici geliyor olabilir. Yani biz seni merak etmiyoruz ne yaptığını özelinde. Sen çık takım elbisen, ne şarkı söyle, ne bu kıyafet. İçimden bunları giymek geliyor. Ne yapayım? Sizin hoşunuza gitmiyor diye ben başka türlü mü giyineyim yani? Ne yapayım yani? Seviyorum pembe tüyleri. Yani bunun kime ne zararı var? Yıllarca Zeki Müren'i alkışladınız, beni niye gagalıyorsunuz? Yani. Ben onu anlamıyorum. Bir türlü kafam basmıyor. Gerçekten basmıyor. Ama bu yüzden olabilir diye düşünüyorum. Belki bu kadar gerçek bir şeyle karşılaşmak rahatsız ediyor olabilir insanları. Ama bence onlar da aşacaklar bunu. Ben de vazgeçmeyeceğim. Çünkü ben sizi defalarca kesettim. Çok iyi bir sahne şovunuz var. Çok iyi şarkı söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İnsan o şova geldiğinde çok eğleniyor. İşte ne bileyim Domdom Kurşun da dinliyor. Gerçekten bir Arya da dinliyor. Ne bileyim barok dönem müziği de dinliyor. Candan Erçetin'den bir şey de oluyor. Bir şey de aynen oluyor. Çok da eğlenceli ve hep geldiğinde dolu mesela. Yani seven bir kitle var. Zaten tanışan seviyor ama bu garip bir şey işte. Mesela Sezen Aksu bile bu zinciri kıramadı. Yani Sezen Aksu ile düetimiz bile daha kimsenin bilmediği, bilmeyen bir sürü insan var. Yani artık medya o kadar dağıldı ki her yerde olmak zorundasınız. İşte YouTube'da, televizyonda. O yüzden Benimle Söyle programında zaten jüriydim. Ondan sonra cuma. Her yerde olmak bile yetmiyor. Ne yapmak gerektiğini ben de bilmiyorum. Siz aslında deneyimli bir televizyoncusunuz. Bana söyleseniz siz söylersiniz çaresini. Ne yapayım Taksim'de kendimi mi yakayım? Yanık kontrtenör. Bir
bütün tüyleri üstüne yapışmış. Perişan bir halde. Bazen kendimi Recep Gürses gibi falan hissediyorum. O da onun kapağının tepesine çıkıp bağırıyordu ya bana albüm yapın diye. Ne oldu o adam acaba? Duruyor duruyor. Duruyor mu? TikTok'ta Allah... hesabı var görüyorum bazen. Ay Allah uzun ömür versin. Duruyor duruyor. Böyle Bülent Ersoy gibi elimde sürekli Allah uzun ömür versin falan diye. Hiç öyle bir karakter değilim bu arada. Bunlar hep ağzıma yapışmış kalıplar. Yani ne kadar ömrü varsa o kadar yaşayacak. Yani kimse vermiyor o ömrü. Bence yani. Yanlış anlaşılmasın sonra. Muhafazakar kontrtenör gibi başlıyor. Yok hiçbir şeyi muhafaza etmek istemiyorum. Mümkünse değiştirelim. Şimdi yeni şarkıda çok beğendim ben. Ay çok sevindim. Çok sevindim. Aslında yeni bir şarkı değil. Biliyorum. Biliyorsunuz. 1998 yılında 90'larda çıkmış nadide albümlerden Bülent Ortaçgil'in Light albümündeki bir şarkı bu. Ondan sonracığıma bu normali ben eskiden beri çok severdim. Sonra tribüt albümünde Bulutsuzluk Özlemi hatta cover'ını yapmıştı. Onu da çok severim. Yani sonra bu kadar artık her şeyin... İçinin boşaldığı bir dönemde, özellikle normal, anormal kelimelerinin havalarda uçuştuğu bir dönemde bu şarkıyı tekrar söyleyeyim mi acaba dedim, repertuarıma alayım mı? Sonra bir baktım sözlerine, abi hiçbir şey değişmez ülkede 98 yılından beri. Aynı, Ajda Pekkan gibi bir ülke. Hiçbir şey değişmiyor. Yani o da var, diğer herkes de var. Ya mafyanın işte şeyleri büyüyor. O küçük çocuklar, diğer mafyaların yanında yetişen çocuklar büyüyor. Susurluk bile ben şarkıyı çıkarınca gündeme geldi tekrar. İçinde susurluk geçiyor. Şimdi diyordum ki yeni kuşak susurluk ne diyecek? Kimse için bir şey ifade etmiyor. Hani bizim zamanımızda bir şeydi susurluk ama sağ olsun Sedat Bey tekrar gündeme getirdi susurluğu. Ben de minnettarım, buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Şarkımı güncelledi. Bülent Ortaçgil'in şarkısını güncellediği için. Böyle bir güncellemeye ihtiyacım vardı. Bir DGM yok. Onu da inşallah buradan yetkililere geri getirirlerse. Hasan Keyif falan geçiyor içinde şarkının. Evet. Yani daha yeni sular altına gömdük Hasan Keyif. Hani bu kadar mı güncelliği niyeti? Adam falcı gibi yazmış. Yani, çok güzel şarkı ama. Çok, çok. Bülent Ortaçgil zaten yani. Bir şey söyleyeceğim Harun Bey. Acaba siz biraz şarkı seçerken de fazla sanat sanat kokan şarkılar mı seçiyorsunuz? Ben sanatçıyım. Ya tabii ki öyle. Ben sanatçıyım. Mesela Sezen Aksu ile olan düetimizde Geçmişi Susmasını Söyle. Sezen Hanım beni aradı. Ben çok heyecanlıyım işte tam şarkı çıkmak üzere. İşte dedi Harun dedi böyle bir projenin içerisinde dahil olduğum için çok mutluyum. Sezen Hanım delirdiniz mi dedim yani. Ben mutlu olanım. Mutlu olan benim lütfen lütfen kendi rolünüze doğru ilerleyin. Çok mutluyum dedi. Biliyorsun değil mi dedi hani bu şarkı dedi herkese hitap edecek bir şarkı değil dedi. Vallahi dedim bilmiyorum dedim. Ben beğendiğim için kendim yaptım bu şarkıyı. Herkesin hoşuna gider diye yaptım. Hiç düşünmedim. Yani bana öyle benim algım öyle değil yani. Şimdi ben bir şarkıyı yaparken gerçekten 7'den 70'e nasıl seveceğim, gezeceğim gibi bir şarkı olacak diye yapıyorum. Ama öyle çıkmıyor. Öyle olmuyor. Yani galiba biraz yalnızım. yüksek beğeniniz var belki de. Yüksek demek doğru değil. Belki insanlar öbür türlü daha... Aslında ülkede çok güzel şeyler yapıldı Armağan Bey. Yani biz Sezen Aksu'nun Deli Kızın Türküsü albümünü pop albümü diye aldık. Işık Doğu'dan Yükselir'in pop albümü diye aldık. Bunlar devrim niteliğinde albümler. İşte Bülent Ortaçgil'in, Fikret Kızılmalı'nın Yadigar albümünü biz pop albümü diye aldık. Böyle bir seyirci vardı. Onlar nereye gittiler? Beni bulun. Beni bulun. Buradan izliyorsanız size sesleniyorum. Gerçekten. Yani değiştirmiş, bu kadar değişmiş olamaz. Yani bizim hitlerimiz hadi bakalımdı. Ama, şov yapmaydı. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Bülent Ortaçgil dinleyicisi de Türkiye'de 10 milyon değil. Değil mi? Değil. Fikret Kuzulok dinleyicisi sınırlı bir dinleyici. Evet, çok büyük sanat yaptıkları ama ulaştıkları kitle sınırlı. Bence siz o kadar kitleye ulaşabilmiş durumdasınız zaten. Sizin istediğiniz kitle şarkıcılığı için başka bir şey lazım.
Siz çünkü anladığım kadarıyla bir kitle şarkıcısı olmak istiyorsunuz. Evet evet. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsem o kadar çok şey değiştirebilirim. Yani o kadar çok kişi, aa böyle de biri var, böyle de bir model var. Bunlar da var onların yanında. Böyle hani kendi kimliğini açıkça yaşayan, kendini olabildiğince eğitmeye çalışan, daha eğlenceli, iyi söylemeye çalışan, komik yani bir yandan. Ondan sonracığıma böyle de bir şey var işte, onu görmeleri çok önemli bu. Niye böyle giyinip gelirim? Normal ev kıyafetiyle de gelebilirdim. Ama istiyorum ki fotoğrafın içinde beni de görsünler. Burada bir şey var. Yolda o zaman kötü kötü bakmazlar belki. Başka türlü onlara göre farklı giyinmiş birine. Yani bu boyalı kuş algısını ben yavaş yavaş toplum olarak yıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü queer bir toplumuz aslında biz. Bizim sanat güneşimiz Zeki Müren. Ondan sonracığıma divamız Bülent Ersoy. İşte en büyük influencerımız Kerimcan Durmaz şu anda. Yani düşününce queer bir toplumuz aslında. Yani bir yandan eleştiriyoruz işte Acun ona ödül verilecek, ayaklanıyor işte nasıl böyle bir ödül verildi bilmem ne falan yazıyorlar ama en çok takip edilen o yine yapılıyor yani. Çocuk iyi yapıyor da işini. Yani o yüzden Murat Anmunga'nın bir lafı vardır. Bu ülkenin tek bir dini vardır, o da ikiyüzlülük diye. Bu ikiyüzlülüğü kırmak için uğraşıyorum bir yandan da bir sanatçı olarak. Yapmayın yani. Biz sizi ilgilendiren bir durum değil çünkü. Sadece şarkımı dinleyin. Benim istediğim kıyafetlerle çıkıp kıyafetimi beğenmiyor olabilirsiniz. Hoşunuza gitmiyor olabilir. Eleştirebilirsiniz. Siz ben nasıl sizin üzerinizdekini değiştiremiyorsam, değiştirmek istemiyorsam siz de benimkini değiştirmek istemeyin. Ve tatlı tatlı yaşayalım yan yana. Başka çaresi yok çünkü. Bu bir varoluş yani. Pandemi döneminde en büyük zararı müzisyenler gördü. Evet. Siz de çok büyük zarar gördünüz mü? Çok. En çok ruhen. Yani ben alkol tedavisi gördüm 2010 yılında. Dedim ki anneme bir şey olmadığı sürece bir daha içmem. 2014 yılında kanser oldu ve tekrar alkole başlamıştım. Sonra bu pandeminin öncesindeki 2 yıl benim alkolü tekrar bıraktığım 2 yıldı. Tekrar böyle kendime geldiğim, işte Sezen Hanım'la düet yaptığım. Ondan çünkü alkol insanı çok, eğer alkoliklik düzeyindeyseniz çok karanlığın içine çeken bir şey. O karanlıktan çıkmıştım tam. Pandemi beni tekrar içine çekti ne yazık ki. Ve tekrar alkole başladım. Ondan sonra neyse şimdi tedavi görüyorum. Ve tekrar tedavi süreci başladı. Şimdi bıraktım yine. Ama bu yüzden intihar eden bir sürü müzisyen arkadaşım oldu. Ölen, hayatını kaybeden. Çünkü insanların Türkiye'de ailelerine ihtiyaçları var. Kendileri de aile kurmaya çok meraklı. Ama böyle gücü olmayanlar işsiz kaldığında... İki çocuklu, genelde intihar edenler hep öyleydi. 2 çocuklu, 3 çocuklu aileler parasız kaldıkları için hani o kadar sorumluluğun altında ezilmek, tamamen sahneden uzakta kalmak, hiçbir yardım almamak. Yani devlet yardım ettiğini söylüyor. Evet, 3.000 lira. 2 yıl, 3.000 lira. O da işte videonuzu çekeceksiniz, işte hiçbir yerden sigortanız olmayacak. Yani... Homeless falan olmanız lazım işte, sokaktasınız siz, hiçbir kaydınız yok. O zaman size ayda 1.000 lira veriyordu bir dönem 3.000. Şimdi tekrar yardımlara başladılar ama bunlar komik. Zaten bizim en çok sahneye ihtiyacımız var. Yani İstanbul'u bir açık sahneye, Ankara'yı bir açık sahneye dönüştürebilirlerdi belediyeler. Şimdi yavaş yavaş yapıyorlar. Nihayet fark ettiler galiba birazcık. Ama bir sürü insan için çok geç oldu. Çok kişi öldü. Çok kişi kafasını kaybetti yani. Ruh sağlığını kaybetti. Ruh sağlığını kaybetti. Çünkü bizim sadece para için yapmıyoruz ki bunu. Çoğu yaralı insanlar zaten sizin karşınıza çıkıp... Ben niye deli gibi Ajda Pekkan olmak istiyordum? Çünkü Ajda güçlüydü. Tek başınaydı, farklıydı. Yine de alkışlanıyordu. Zeki Müren olmak da isteyebilirdim. O da öyleydi. Güçlüydü, yalnızdı, aykırıydı. Ben Ajda'yı seçmiştim onların arasından figür olarak. Bu figürler çok önemli ve sahneye çıkan insanlar genelde bu aşırı
onaylanmayan, onaylanma konusunda sıkıntı yaşamış, ailesi içinde, toplum içinde hep boyalı kuş olmuş insanlar genelde sahneye çıkıp hikayelerini paylaşıyorlar ve diyorlar ki bakın ben de sizin gibiyim. Hani beni de sevebilirsiniz. Hani gagaladınız ettiniz falan ama şimdi alkışlama sırası geldi. Ben sizin varlığınıza ihtiyaç duyuyorum. Sizin alkışınız benim için çok değerli. O ilk yetişirken bir şekilde bunun bedelini ödetiyor sana hayat. Eğer o şey istenmeyen otsan. Koparmaya çalışıyorlar birileri seni. İşte koparılmamayı başarırsan, bir şekilde hayatta kalmayı başarırsan, işte Ajda'nın şarkısındaki gibi yıkılmadım ayaktayım, işte meydan okursan, bir şekilde o alkışla ruhun doyuyor. Ama pandemi döneminde bu kesildi. Ve ben mesela uzay boşluğunda gibi oldum. Böyle yemek yiyorum, içiyorum. Manasını yitirdi hayatım. Yani hiçbir anlamı kalmadı hiçbir şeyin. Şimdi yeni yeni böyle filizlenmeye başladım tekrar. Sizi hiç alkolle yayına koyamadım niyeyse. Hiç görmediniz beni içerken evet. O yüzden. Çünkü ben sizin yanınızda içki içtim, siz içmediniz mesela. O zaman çünkü tedavim vardı. İçki içmiyordum yani. Tedavi olmuştum. O 2 yıl içerisinde biz sizinle karşılaştık. O 2 yıl boyunca zaten hiç içmedim, ağzıma sürmedim. Alkolikler öyle oluyor. Ya hep içiyorlar ya hiç içmiyorlar. Öyle arada içmek diye bir şey yok. Hani bir kadeh doldurayım da. Hiç kafamda hiç oturmadım. Hiç. Hiç yani. Çünkü siz, ben sizi tanıdığımdan beri siz gayet bilinçli, aklı başında konuşan, ne konuştuğunda neyin nereye gideceğini bilen, hayatını istediği gibi yön veren bir insansınız. Ya öyle değil. Bir sürü yaralar var. Büyürken yaşadığın travmalar var. Benim de zor bir hayatım oldu. Bakmayın böyle rengarenk göründüğüme. Yani kimsenin hayatı o. Şimdi beyaz Türk diyorlar ya işte İzmir, Ankara, İstanbul'da büyüyenlere falan. Yani homofobi dediğiniz şey bölge ayrımı yapmıyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar ister Yalı'da büyüyün, ister Anadolu'nun bir köyünde büyüyün. Aileniz homofobik oluyor. Bu toplum öyle bir toplum ve ilk başta onlar gagalıyor sizi çünkü aileler hep bir şey tasarlarlar ya kafalarında işte bir oğlum olsun, adı şu olsun, şu okula gitsin, işte eczacı olsun, bilmem ne olsun. Ben onların hiçbiri değildim. Ailem için bir hayal kırıklığıydım. Doğdum ve zaten kardeşim olana kadar babam yoktu yani 6 yıl. Yani vardı ama yoktu. Benimle bir ilişkisi yoktu evin içerisinde. O görmemeyi seçti. Annem tam tersi, nasıl değiştirebilirim bu çocuğu? Şey ayarlarını nasıl oynayalım biraz. O zamanlar 80'ler yani. 1980 doğumluyum ben. Darbe çocuğuyum. Ondan sonracığıma ilk doktorum Ayşen Baykara. O da yaşıyorsa buradan selam olsun. Daha 90 yılında Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği hastalık olmaktan çıkardı. 1991 yılında. Ve o zamanki psikologlar da böyle yaklaşıyorlardı. Dönüşebilecek bir şeymiş gibi yaklaşıyorlardı. Bunun varoluşsal bir şey olduğu bir şey, asla kabul görmüyordu. Dönüştürülebilecek bir şey olarak ben ellerinde kobaydım. Benim bütün oyuncaklarım elinden alındı. Annemin kıyafetlerini giymeyi çok seviyordum, yasaklandı. Ve boynu bükük bir çocuk kaldı geriye yani 3 yaşımdan itibaren. Öncesinde de hep böyle bir korku vardı tabii ki. Tam Bülent Ersoy'un cinsiyet değiştirdiği, annemin en büyük korkusu. Düşünün ben anneme 16 yaşındayken söylemek zorunda kaldım artık eşcinsel olduğumu. Dedem de eski belediye reisi, silahı vardı. Silahıyla ilk önce beni, sonra da kendini vurmayı düşünmüş. Sonra aklına kardeşim gelmiş. Demiş ki benim bir çocuğum daha var. Yıllarca niye 2 çocuk yaptılar diye onların başının etini yedim. Yani beni iğrenç büyüttünüz, kardeşim de zavallı diye. Meğer o yüzdenmiş. Hayatta kalmam kardeşime borçluyum. Yani o kadar homofobikti annem. Belki yapmazdı ama aklımdan geçmiş. Ama ben sizi yan yana gördüm. Çok eğlenceli, çok uygar, çok şahane, çok şeker bir anneniz var. 20 yıl sürdü o hale gelmesi. Benim annemin adı Nazife. Arkadaşlarım ortaokulda Nazi derlerdi ona. F'sini atıp Nazi derlerdi. Yani o kadar katıydı ki. Şimdi okulda 4 tane kız benimle konuşuyor. Diğer herkes gagalıyor. O 4 kızla da konuşmamı annem yasaklamıştı. Çünkü kızların hareketlerini alıyorsun. Ondan böyle kadınsı oluyorsun sen diye.
Bu sefer kimse kalmıyor. Herkes Terminator filmine arkadaşlarıyla gidiyor. Ben dedemle, dedemi elimden tutmuş 70 yaşında adamla Terminator'a gidiyorum. Onun için de işkence, benim için de. Yani zor oldu çok dönüşmesi annemin. Ama dönüştü. Sevgi dönüştürür çünkü. İnşallah kimseninki 20 yıl sürmez. Ama yani sevgi dönüştürür. Çocuklarınıza sahip çıkın. Onları dönüştürmeye çalışmayın. Var oldukları gibi onları kucaklayın. Çünkü siz onlara sormadan getiriyorsunuz onları dünyaya. Ve hiç böyle bir şey yapmaya hakkınız yok, o yaraları açmaya. Sarılın onu olduğu gibi, her neyse, destekleyin. Buradan hazır fırsatım varken bu kamu spotunu da vereyim dedim. Ama şimdi alkol sorunumuz yok değil mi? Yok. İkimi rahatlatın rica edeyim. Yok. Çok iyi bir doktorum var. Onur Karabatak, buradan ona teşekkür ederim. İyi gidiyor tedavi sürecim. Boşluklar dolduğu zaman o kendini uyuşturma isteği, kendini yok etme isteği geçiyor. Çünkü öbür türlü hatırlıyorsun o içinde o kırık çocuk yaşıyor bir yandan çünkü sizinle beraber. Yanında bir olgun yetişkin olmayan, bir yaralanarak büyümüş çocukla birlikte yaşadığınız için içki ya da başka şeyler, işte Masumlar Apartmanı'nda izliyoruz. İnsanın sevgisizlik neler yapabiliyor? Hani Gülseren Buğdaycıoğlu'nun hastalarından yola çıkılarak yapılmış diziler ya. Aslında çok benziyor şeyler, hikayeler birbirine. Herkesin hikayesi. Kadınların hikayesi. Hani sadece LGBT artılar için söylemiyorum. Türkiye'de kadın olmak da çok zor. Bir sürü ezberle evleniyorlar, bellerine kırmızı bekaret kemeri takılıyor, bilmem ne, bakire olmak zorundalar. Erkekler herkesle sevişmek zorunda. Çok garip bir yer burası yani. O kadar şey ki, o anneler de tabii ki hastalıklı çocuklar yetiştiriyor. Ne bileyim ben, de sosyolog değilim. Ama bunca zamandır düşündüm. Aile yapısıyla alakalı her şey. Öfkeli misiniz? Öfkeliyim tabii. Öfkeliyim. Ama iyi ki şarkılar var. O beni bir şekilde yatıştırıyor. Sahnede istediğim gibi konuşmak, sizin karşınızda istediğim gibi konuşmak, oturmak bu öfkeyi dindiriyor. Yani seyirciyle de öyle bir öfke ilişkisi var. Belki bu yüzden de çok genişlemiyor kitlem. Sevgi dolu değilim ben çünkü. Yani öyle gözüküyorum belki ama aslında her türlü haksızlık, okuduğum her türlü istismar haberi, hayatımızı cehenneme çeviren aileler ve toplum beni çok sindirlendiriyor. Ve bu sinirimi şarkı söyleyerek bastırıyorum ve bir an önce değişmelerini, bir an önce daha yan yana görmek istiyorum herkesi. Böyle sevgi, barış, kardeşlik, pıtırcık gibi oldum ama değil yani. Ölüyor insanlar bu yüzden. Yani biz ölüyoruz. Bayağı öldürülüyoruz sokakta. Darp ediliyoruz falan filan. O yüzden hani ölmeyelim diye diyorum. Yani biz de yaşayalım. Acaba bütün bu süreç kendinizi annenize ispat süreci mi? Kendimi anneme ispat süreci mi? Olabilir. En büyük seyircilerimden biri o. Size geldiğimi duydu. Hemen dedi ki, simsiyah giyin, çok kilo aldın. Sakın çok makyaj yapma. Kötü gözüküyor. Bak gözlerin altına akıyormuş gibi gözüküyor. Anneciğim dedim, yıllardır seni dinlemediğimi biliyorsun. Siyah giyin dersen en renkli kıyafetlerimi giyerim. Makyaj yapma dersen en çok makyaj yaparım. Acaba sen de bunları mı istiyorsun? Beni böyle görmek mi istiyorsun? Niye böyle? Devam ediyor şeyimiz bizim. Ama annem tabii ki benim en büyük şansım ve en büyük şanssızlığım bir yandan da. Babam için öyle diyemeyeceğim. O genelde şanssızlık bölümü ağır basıyor onda. Yaşıyor mu baban? Yaşıyor mu baban? Yaşıyor. Yaşıyor. Aramızda gayet iyi. Ama tabii insan... Ay, en son Masumlar Apartmanı'nda vardı. Çok güzel bir cümleydi. Affetmese de sevmeye devam ediyorsun. O senin ailen. Babamla öyle bir ilişkimiz var. Tabii ki affedemiyorsun. Yani istediğin kadar tarayıp gör, aile dizimi gör, şey yap, hipnotize etsinler, ne yaparsan yap. Yani bir çocuk, o çocuk affetmiyor en azından. Ama ben büyük bilinçli bir birey olarak
Onun da bir Türk ailesinde yetiştiğini, kim bilir neler yaşadığını, travmalarını empati yaparak onu bir şekilde kabul ediyorum babam olarak. Ve ilişkimizde kavgasız gürültüsüz sürüyor. Allah uzun ömür versin diyeyim yine. Şey oldu bu da, bugün en çok kurduğum cümle. Yeğeniniz oldu bir tane. Evet. Çok seviyorsunuz. Çok. Ben çocuk sevmem genelde. İnsanların üremesine karşıyım çünkü. Yani artık durun diyorum yani. Durun şu kalanlarla gezegeni bir tekrar temizleyelim şu müsilajdan. Ondan sonra tekrar üreyecekseniz üreyin. İnşallah bu aşıda kısırlık yapacak diye bir dedikodu çıkardılar ya. Yapar diye dua edenlerdenim. İnşallah olur. Herkese aşılacaklar şimdi Lynch dünyada. Lynch is loading. Vallahi umurumda değil. Üremeyin kardeşim. Doğru düzgün bakamıyorsunuz işte. Yani linç gerçekten umurumda değil. Gerçekten bakamıyorlar. Hiç hazır değil aileler çocuklarına Arman Bey. Yani en okumuşundan en okumamışına kadar. Yani rahmi olan doğuruyor yani. Böyle bir şey yok ya. Yok böyle bir şey. Senin kitap okuman lazım. Senin çocuğa nasıl bakılacağını, nasıl davranılacağını öğrenmen lazım, hazırlanma. Hayvan değilsin ki sen. Yavrula 3 ay emzir, ondan sonra sal doğaya. Öyle bir şey değil. İnsan muhtaç bir canlı. Senin onun nasıl davrandığınla büyüyor. Sen onda 20 bin tane açıp bırakıyorsun. Seni doğuracağımı taş doğursaydım. Keşke taş doğursaydın. Yani çünkü o da topluma zarar veriyor senin ona yaptığın travmalar yüzünden. Bu böyle bir kısır döngü. O yüzden ben üremesin diyorum. Kötü bir niyetim yok yani. Siz kendi hayatınızı zorlaştırıyorsunuz. Kardeşim de bana ilk sorduğunda biz çocuk yapmayı düşünüyoruz diye. Dünyayı gezin, salak mısınız siz dedim. Bak annem daha Paris'i görmedi. İki tane çocuğu var. Yani Paris önemli bir yer değil ama hani bir gezegen ya bu. Yuvarlak olduğunu anlamadı kadın yani. Gezmedi daha. Bir uzun bir tekne turu olur, bir şey olur. Görmeden gidiyor bu insanlar. Ne yapıyorlar? Çocuk yapıyorlar. Sonra o çocuğun yaraları açıyorlar. Sonra o yaraları iyileştirmeye çalışıyorlar. Böyle Mansumlar Apartmanı gibi aynı apartman dairesinin içinde geçiyor hayatımız. O yüzden diyorum kardeşime de yapmayın dedim. Şimdi seviyorum tabii ki yeğenimi. Olunca seviyorsun. Ne yapacaksın? Aslan atılmaz, aslan satılmaz. Artık bitti. Çok teşekkür. Ha, çok tatlı. Çok. Çok tatlı bir şey. İnşallah tabii ona severken de içim titriyor. Yani çok travmatik bir şey. Yani o çocuğun o kadar savunmasız olduğunu görüyorsun. En küçük bir mimiğinle yara alabileceğini biliyorsun. Kendi çocukluğunda yaşadığın için. Ben tabii aşırı terapi gördüğüm için terapist gibi oldum. O yüzden herkese kızıyorum. Böyle şey panter anne olurdum herhalde çocuğum olsa. Sen ona nasıl öyle davranırsın diye, ama çocuğun da gitmesi lazım o sırada. Bakıcılar tarafından alınıp bir yere götürülüp sonra ben ona çemkireyim. Yani çok zor bu dünya ya. Bakın benim de bir sürü yaram var. İyileştirmeye çalıştığım, affetmeye çalıştığım şeyler var. Ama bir şekilde çıkıyorum sahneye, şarkımı söylüyorum. Siz de bırakmıyorsunuz peşini işinizin. Benim gibi insanları çıkartıyorsunuz. Gör beni diye bir program yapıyorsunuz ki beni görsünler. Ondan sonra cuma, bunlar hep misyonerlik yani. Misyon bu yani. Ve toplumu dönüştürecek, iyi anlamda dönüştürecek şeyler de buradan geçiyor. Yani siz de burada Survivor gibi bir program yapabilirdiniz. Böyle tatlı tatlı oyunlar oynardık beraber. O da izlenirdi. Yani her şey izleniyor. Ama dönüştüren şeyler genelde bu diyaloglarla, insanların kendini anlattığı şeyler. Aa bak, ben çok programdan sonra şey işte en son Babala TV'de böyle bir psikologla muhabbet ettim. Hemen yorumlar gelmeye başladı. Ben size kadar işte homofobik zannediyordum kendimi, aslında değilmişim. Değilsin tabii, niye homofobik olasın ki sen? Yani homolar insanlara saldıran canlılar değil ki. Yani seninle benim ne gibi bir kötü ilişkim olabilir? Seni nasıl kötü etkileyebilirim? Yani eğer çocuklar eşcinsellerden etkilenip eşcinsel olsaydı şu an ülkenin %90'ı eşcinseldi zaten. Her yıl başında biz de Kim Bilir'i izledik. Yani 12'de o çıkıyordu karşımıza ya. En önemli figür oydu. Ya dansöz olacaktık ya Zeki Müren. Ya etkilenmekse olay. Alakası yok. Bunun varoluşsal bir şey olduğunu anlamaları lazım. Ne bekliyorsunuz gelecekten? Gelecekten ne bekliyorum? Daha çok seyirci bekliyorum. Daha çok şarkı söylemek istiyorum. Söylemek istediğim bir sürü şarkı, yapmak istediğim bir sürü şey var. Daha çok konser vermek istiyorum. O çocuk, o benimle beraber olan çocukluğum, o küçük çocuk daha mutlu olsun istiyorum. Yanında ben varım artık çünkü.
Bak diyorum. Geçecek. Bak ben buradayım. Sakin ol. O yüzden böyle şeyler, güzel şeyler istiyorum. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok. Sizi yakından tanımak çok daha güzeldi. Umarım gelecek bugünden çok daha güzel olursun. Ben eminim. Ya benim için değil, dünya için öyle olacağına eminim. Yani oraya doğru gittiğini görüyorum ben. Siz de görüyorsunuzdur. Yani eskiden nasıl Hollywood hepimize güzel güzel ailelerimizi, sigara paketleri, bilmem neleri hediye etti. Herkes akciğer kanserinden öldü. Şimdi de Netflix var, bir sürü büyük platform var, YouTube var. Ve insanlar bizi göre göre yan yana yaşamanın ne kadar renkli ve güzel olduğunu anlayacaklar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot için sordum.